Herkese merhabalar sevgili dostlar. 15 Kasım Cuma günü Şanlıurfa yarış programı tahmin yüzüyle sizlerle birlikteyiz. Ee, Şanlıurfa'da bizleri bekleyen 6 koşul bir program var. Şimdi sizlere bunun tahminlerini sunacağız. Bu arada tabii ki yine e, Bursa tahminleri yayında. Bursa'da e, 9 koşul bir program var. İstanbul'da yayında. İstanbul'da e, çarpıcı bir şekilde galiba ilk kez böyle bir durum oluyor. 11 koşulu bir program var arkadaşlar. Yanlış duymuyorsunuz. 11 koşu 10 değil yani. 11 koşulu bir program İstanbul'da mevcut bilginize. Bursa'da da 9 var. Her iki ilde de tabii 2 6'lı söz konusu bilginize diyorum. Kanala abone değilsek abone olalım, videoyu beğenelim. Katıl üyesi olarak veya teşekkürler üzerinden destek verelim arkadaşlar. Teşekkürler butonu biliyorsunuz ki videoyu beğenme işaretinin sağ tarafında bulunmaktadır. Oradan bize destekte de bulunabilirsiniz. E, tabii katıl üyeliği ve teşekkürler zorunlu değildir. Yani Ama sizlerden destek istiyoruz bu yönde. Eğer olmuyorsa da en azından videoyu beğenmeniz, abone olmanız bizler için yeterli. Evet arkadaşlar programa başlıyoruz. Saat 9'da ilk yarış 14 handikap 2 yaşlı İngilizler 1300 kum pisti yarışı saat 9'da 8 safkan start alacak. 1 numara e, Habbuşe İsa Akyavuz'la birlikte favorimizdir. 10 gün evvel Çim'de kazandı yarış. Tabi daha evvel kumda o kadar etkili olmadığını söyleyebilirsiniz e, bir bakıma ama bu grup içerisinde şansının olduğuna eminim. E, 25. 94 bu piste derecesi de mevcut safkanın. Mehmet Doğan'la birlikte Zizoğlu 5 numara diyeceğim ikinci at önerisi olarak. E, 1-24-23 başka piste bir derecesi var ama bundan ziyade 4 yarış kum pist tabelası bizim için önem arz ediyor. Ferit Yardımcı ile 6 numara duygulu kız. E, o da yine 6 yarıştır tabela yapan birini kazanmış bir safkan. Ve daha sonrasında arkadaşlar 9 güne veren son ikinci olan Ali Akgöbek Sayan Fırtınası. 3 numarayı da değerlendirmeye alıp toplam 4 atlı bir oyuna Çıkılabileceği kanaatindeyim Bu koşuda arkadaşlar e, Tabi 3 ilimizde birden oyun olduğu için Ona göre birazcık kısıtlamalara da Gidebiliyoruz e, Yani burada bir 5. at denemesi yapmamamızın En büyük sebebi Diğer iki ilimizdeki e, Yani Bursa'da ve İstanbul'da biliyorsunuz yarışlar var Onlar için arkadaşlar e, Aldığımız bir karardır bu 1 ile başladık ardından 5 be, e, numara sonra 6 numara Sonra da 3 numara Dedik Geldim ikinci koşuya saat 9.30'da 15 handikap 3 çıkar İngilizler 1900 kum pist yarışı. Arkadaşlar 10 adet safgan start almakta burada. Favori olarak göstereceğimiz isim 11 güne evvel kazanan Mehmet Doğan dersindeki kara kara 4 numaradır. Ki orada da önermiştim. E, galiba büyük bir ganyanla gelmişti orada. Tam hatırlayamadım. Bir açıp size göstermek istiyorum onu. Aynı zamanda ben de görmüş olayım. Yani 11 lira 35 kuruşluk bir e, ganyanla gelmişti. Evet yani çok büyük olmasa da cazip durumda geldi. aşikar burada da yine benzeri bir durum bekliyorum. E, son yarış kazandığı için tabii ki bir favori çıkma durumu da olabilir. O, o duruma tam anlamıyla var Vakıf değilim. E, Ganyanları bilmiyoruz en nihayetinde. Ama şansının yüksek olduğunu söyleyebilirim. 11 günever 3. olan bir Phantom Warrior var burada. 3 numaralı Safgan. Onu değerlendirmeye alacağız. E, ardından Tabi Yunus Çelik baş ilerisini de izleyeceğiz. Safkan da paylaşalım. Ardından arkadaşlar burada 9 yine ikinci olan İsa Katar'la birlikte Lion Hector 5 numaraya şanslanılması gerektiğini düşünüyorum. Son olarak da Ferit Yardımcı ile 9 numara Armat Tore'ye de fırsat verilebilir. E, bu iki hatta baktığımızda 9 gün evvel start almıştı. Biri ikinci oldu Lion Hector. Diğeri ise Armat Tore 9 gün evvel dördüncülük elde etti. Armat son 4 yarışında tabela yapıyor. Daha fazla aslında güven de veren bir Safkan ama tabi son performans Lion Hector'ın e, ikincilik olduğu için onu ön sıraya almış oldum. Arkadaşlar 4 numara ardından 3 numara sonra 5 sonra 9 şeklinde bir sıralamayı bu koşu için uygun gördük. Yine 4 ata kadar çıkılabilir. Üçüncü koşu saat 10'da 8 safkan 14 handikap mücadelede boy gösterecekler. 3 yaşlı Arap atları 1300 metre kum pistte çıkıyorlar. Bu koşudaki favori göstereceğimiz isim 9 gün evvel kazandığı yarışla birlikte 2 numara Debdebe'dir arkadaşlar. Debdebe tabi nasıl bir yarış kazandı ne oldu ne bitti şöyle bir ufaktan göstermek istiyorum size. Şart 5'ti koştuğu yarış kazanmıştı arkadaşlar. Burada önem arz eden konu şu bakın hemen göstereceğim şimdi anlayacaksınız neyi kastettiğimi. Burada mesela bakın görüyorsunuz işte Doğu'nun Karataşı, Şahtayım, Alanyalı gibi isimleri geride bırakmış vaziyette Safkan. Ve bu yarışta yine Doğu'nun Karataşı start alıyor. O da ikinci olmuştu son yarışında. Ben yarışın aynı şekilde bitmesini bekliyorum. 2 numara Debdebe, 3. koşuda Bankotek olarak paylaşacağımız isimdir. 2 arkası 3 şeklinde bir sıralı ikiliyle oynayabilirsiniz arkadaşlar bu koşuda. 2 numara Bankotek, 2 arkası 3 e, sıralı ikilisi söz konusu olarak gözükmekte. Diğer atlardan özel bir beklentimiz bulunmuyor. 4. koşu saat 10.30'da 15 handikap yarış, 4 yukarı Araplar, 1900 kum pist yarışı, 6 safkan start alacak burada arkadaşlar açıkçası favori olarak göstereceğimiz isim 13 gün evvel ikinci olmasıyla Sami Kaplan'ın derste bir numara Arap damattır. 63 kilo yüksek bir kilo olacaktır. Buna kuşku yok ama en düşük kiloda 58 58,5 kiloda start alıyor. O yüzden kilo farkı fazla olmadığı için ben burada atın etkili koşmasını bekliyorum Arap damatın. E, rakiplerde tabii ki yine aynı kiloda koşacak olan 3 numara Dikme Ağası Ferit Yardımcı ile var. Yunus Çelik başta 16 gün evvelde kazanan bir isim Yılma Baba 5 numara bulunuyor. Yine 4 numara Onkut, Yusuf Cengiz ile birlikte bir geniş kupon için 4. ot olarak düşünülebilir. Ama 3 hatta da bırakmanız tabii ki çok muhtemeldir. Arap damat kazanmaya çok yakın. Yanına Dikme Ağası ve yılma baba ilave edilmeli. 1-3-5 kesinlikle olsun. 4 numara ilavesi de söz konusu olarak gözüküyor arkadaşlar. Bu koşu için söyleyeceklerim bu kadar. Geçelim 5. koşuya saat 11'de. E, şart 3, 4 yaşlı Araplar. 2000 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar 8 atın start alacağı bir yarış. E, uzun arayla gelen bir e, Abdullah Çankaya dersinde Enfes Tamer var. Onun performansı da olacak. Ne bitecek onu göreceğiz. Tabi Enfes Tamer daha çok biliyorsunuz İstanbul'da gördüğümüz bir safkandı kandı. E, şimdi bu farklı bir e, piste sahip değiştirmiş durumda vesaire nasıl bir performans sergileyecek bir merak konusu. En azından onun için size bir idman göstereyim. İdmanda arkadaşlar en son 9 Ağustos tarihli bir idmanı var. Yani yeni bir idman girilmemiş vaziyette. O yüzden atla ilgili net bir şey belirtemiyoruz maalesef böyle bir durum var. Gerekli idmanlarda dikkat çeken bir idman bulunmadığı için idmanlarla ilgili başka bir detay söz konusu değildir. O yüzden atların son dönem performansı bizler için belirleyici olacak. 2 numara Güven abi e, son 2 yarışından birisini kazanmış bir olarak İsa Akyavuz'la 2 numara favorimizdir. E, ee, iki yarıştır ikinci gelen Ferit Yardımcı ile 3 numara Polat Ağa yazılması gereken bir safkan diye düşünüyorum yine. Ee, ve tabi bu iki atın dışında arkadaşlar 3. at konusunda e, Canım'ın Özü 4 numara. Bir hafta belki ikinciliğiyle e, burada daha çok ön plana çıktı. E, Recep'in oğlu var 1 numara. Son yarış 9 gün evvel 5. olmuştu Aziz Akdemir biniyor. Enfes Tamer'e fırsat gelir mi? Esas konu bence bu ama uzun mesafe ve bir idman durumu da söz konusu değil. O yüzden ben Enfes Tamer'in şansının az olduğu kanaatindeyim. Bir sonraki yarışında işler değişebilir ama şu andaki durumuyla ilgili bir bilgimiz olmadığından ötürü atın net bir şekilde burada öneremiyoruz arkadaşlar. 2 numara, 3 numara ardından 4 numara ve sonrasında 1 numara şeklinde bir sıralamayla yine 4 atlı bir oyun bu koşuda yapılabilir. Ama tabi bu bir sıralamadır. Daha az atta da tutabilirsiniz. 6. ve sonuncu koşuya geldim. Saat 11.30'da şart 19. 3 yaşlı İngilizler 1400 kum pist yarışı. Arkadaşlar bu koşuda izleyeceğimiz şöyle gösterelim. 14 adet safkan var. Quiet Man le. Baobab ekür olarak start almakta. Favorimiz bu koşu için Ferit Yardımcı İdaresi'ndeki Trapson 5 numaradır. 21 gün evvel 5. olan Safkan bir kez tabela dışı kaldı son 6 yarışında. Daha evvel yarışlarında ise tamamen yine tabelaları söz konusu. 1.29.92 başka pistte şöyle göstereyim. Kocaeli pistinde bir derecesi var. Bunun dışında arkadaşlar Abdullah Çankaya ile 1 numara Cool Child'ı tavsiye edeceğiz. 9 gün evvel 5. kalmasına rağmen daha evvelki yarışlardaki üst üste tabelalarıyla birlikte genel manada yarış tecrübesiyle de birlikte dikkat çeken bir isim konumunda. 2 numara Baobab ee, yine burada tavsiye edeceğiz. 11 gün evvel 3. oldu. Safkan son 6 yarışında 4 kez tabela başarısı sergiledi. Etkili performanslarını sürdürüyor. Burada bir yenisini ekleyebilir ve kazanabilir. 6 gün evvel ikinci olan Alak Göbekli Lord of the Iron 3 numarada yine oyunda düşünülmesi gereken bir safkan. Tabi daha yarışlarında inişli çıkışlı performansları var. Bir tabeladayken bir tabela dışında olabilir. Ee, bu yarışta da yine tabela dışı durumu da söz konusu olabilir ama son yarış ikinci olmuş bir at olarak galibiyet içinde iddialı olacaktır. The Start istemiş. En dış kuvarın yanından çıkacak. 14 at var gördüğünüz gibi. 13. kulvardan start alıyor safkan. Arkadaşlar oyun önerimizde daha fazla at isteyenler için geniş kuponda yine bir iki tane at belki bahsedilebilir ama hani şu haliyle bile 5 numaranın başta olduğu işte yine baktığımızda 1 numaranın 2 numaranın ve 3 numaranın oyuna dahil edildiği 4 atlı bir oyun yeterli olur diye düşünüyorum. Ama geniş kuponlar için burada 10 numara hard ezrak düşünülmesi gereken bir safkan. Bir de tabii verdiği arayla birlikte 34 günlük güzel bir arayla. İsa Gözler'si Swift Fessing 6 numaranın da şansı olabilir diye düşünüyorum. Bu şekilde arkadaşlar bu videonun sonuna geliyoruz. Tabi mesela Best of Anadolu vesaire de vardı. Hani bazı isimleri de tabi öneremedik. Biraz şartlar bunu gerektiriyor. Bazı fedakarlıklar yapmamız lazım en nihayetinde. Bursa yayında 9 koşu İstanbul dediğim gibi galiba ilk defa böyle bir şey oluyor 11 yarışlı bir program izleyebilirsiniz 2 altılı yine kanala abone değilsek abone olalım videoyu beğenelim katıl üyesi olarak veya teşekkürler üzerinden destek verelim diyorum ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum